Kardeşlerim, muazzez müminler. Aklın fecri, ruhun fecri İslam. Müezzine Ekberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ezanı ise Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. insanlığın aklı, ruhu, tarihin en büyük uykusuna çekilmişken, Safa tepelerinde Kur'an hakimle onlara hakikatin çağrısını iletti. Sabah olacak dedi. Akıl uyanacak, ruh uyanacak, kendine gelecek dedi. Kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir. Mekke sokaklarında insanlığın ezan ezanını okudu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Falalleke bahi'un nefseke ala a'sarihim ala asarihim illem yu'minu bi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam canını hayatını ortaya koydular. Her şeyini bu yola insanlığın uyanması uğruna davasına bezletti sallallahu aleyhi ve sellem. Gelenler geldi, kimi zor geldi. Yıllar sonra ona geldiler. Önce sövdüler, sonra ellerine kapanmak için mahcup bir halde huzuruna geldiler. Acısı olanlar, ızdırabı olanlar Ebu Bekir gibi, Saad bin Ebi Vakkas gibi, Musab bin Umeyr gibi biraz tereddütten sonra huzuruna geldiler. Nasıl gelmesinler ki? Bir adam vur havur çöllerde yürüyor, susuz kalmış. Karşıda bir su görünce o suya ulaşabilmek, onu almak için karşı taraftan burhan delil ister mi? Bir çocuk, annesinin sütünden mahrum olan bir çocuk. Anneyi gördüğü zaman, anne ona sütünü verecek buna muhatap olduğu zaman, o süt diye anneden delil ister mi? Elbette hayır. İnsanlar susuz kalmışlar. İnsanlar Allah'ın ayetlerinden mahrum bırakılmışlar. Şimdi bir anne gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam onlara göklerin kapısını açmış. Yağmur yağmur vahiy boşanıyor yeryüzüne koşuyorlar Allah Resulüne. Lealleküm tezekkerun, lealleküm takilun buyuruyor. Hem akletmeye hem ruhu, ölen ruhu uyandırmaya çağırıyor. İnsanlığın en büyük ezanını, en büyük müezzin Hazreti Muhammed okuyor. Uyan ey beşeriye sabah oldu diyor. O yol, o minval yürüyüp gitti. Büyük adamlar geldi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın çağrısını, Kur'an Hakim'in mesajını insanlar boğmak istedikleri zaman içeriden hep büyük ruhlu adamlar, ulu hocalar çıkardı bu din. Allah Resulü'nün Kur'an Hakim'in bir mucizesi olarak Fahrettin Raziler geldi, i̇mam Rabbaniler geldi bu yolda. Felsefe İslam'ı kuşatmış kardeşlerim. Büyük bir mücadele var. O mücadelenin neticesinde felsefe ağır darbeler alıyor. Malûb ve mahkûr bir halde felsefe kendi yerine dönerken büyük zafer kazanan kelam alimlerimiz yani bu ümmetin ulu hocaları kazanıyorlar fakat kan ter içinde felsefeyle yaptıkları mücadelede üzerlerine ter sıçrıyor kan bulaşıyor. Yani felsefenin aklından bir parça da olsa kelamın içine geliyor, mücadele ederken ondan etkileniyorlar. Yani esasında problem yok. Usulünde problem yok. Yüz tane delille Allah Azze ve Celle'nin varlığını ispat ediyorlar. Fakat mesele, fakat dava ruhla zevk alma boyutuna gelince, tezekkür boyutuna gelince o ulu hocalarınızda orada bir mahrumiyet var. İmam Gazali'yi duyuyorsunuz diyor ki El azzu an darkil idrakun. Bir asır sonra Fahrettin Razi'yi duyacaksınız. Aklın o en zirve isimlerinden birisi Batı İneğin ağzındaki dişler şu kadardır diye kilisenin nasına itiraz edenleri ası zamanlar bu ümmet akıl denizinin dibine ulaşmış fakat orada razileriyle nihayetu ikdamil okuli ikal anladık ki aklın bir aziyeti var aklın gelebileceği bir nokta var işte o noktada aklı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ayaklarına sereceksin. Kur'an-ı Hakim'in önüne kurban edeceksin. Ruhla, aşkla yürüyeceksin. Aşkla o en büyük sorulara cevap vereceksin. Sonrasında Gazali'yi, sonrasında razi. aşk kervanının öncü kumandanları olarak görürsünüz kardeşlerim. Böyle bir zaman, Büyük acılar var, büyük ızdıraplar var. Sebep planında Allah Azze ve Celle zemini hazırlıyor. Belten bir alim, yola revan olmaya hazırlanıyor. O kadar büyük bir cemaate, o kadar büyük bir kesete sahip ki haset edenler harzem şahı tahrik ediyorlar. Devlette gözü var diyorlar. İsyan çıkaracak diyorlar. Sultan huzura geliyor, ziyaret ediyor. Bahauddin Veled Hazretlerini, Sultanul Ulema diyorlar. En zor bahisleri, en zor meseleleri ona getiriyorlar. Bakıyor ki binlere, on binlere ulaşan bir cemaat. Acaba buradan bir isyan çıkar mı? Merkeze dönüyor, kalenin şehrin anahtarını Bahauddin Veled Hazretlerine gönderiyor. Şehrin idaresi de sende olsun. Madem yüreklere sen hükmediyorsun, o halde şehrin siyasi anlamda yönetimi de sana ait olsun. Anahtarı gönderiyor Sultanul Ulema ve diyor ki: Taş, taht, kaleler, altınlar, dinarlar, gümüşler, fani olan dünyanın malları sultanlara daha uygun olur diyor ve şehirden ayrılıyor. Arkasından on binler uğurluyor. Allah Azze ve Celle Haçlılara karşı Mekke'yi koruyan, Medine'yi koruyan, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hakikatini muhafaza eden Anadolu'ya büyük bir ulu hoca gönderecek. Sebep planında bütün her şey hazır hale geliyor. Ve şu kadar zaman sonra, şu kadar şehirden sonra Bahauddin Veled Hazretleri oğlu Mevlana ile Konya'ya geliyor. Konya'da bir ulu hoca var. Akılda problemler var. Siz akılla Allah Azze ve Celle'nin varlığını şu kadar delille ispat ediyorsunuz fakat ruhunuzla o zevk eremiyorsunuz. İşte orada bir ulu hocanın sesi duyuluyor. Hazreti Mevlana diyor ki, Men bendeyi Kur'anem, eger candarem, men haki rehi Muhammed muhtarem, eger nakl küne cüz'in kes ez güftarem, bizarem ez uvez suhum bizarem. Ayet, ayet, Kur'an'a hakimi anlatır diyor bizim mesnevimiz. Ben diyor Kur'an'ın bendesiyim. Ben Kur'an hakimin kölesiyim. Muhammed-i Muhtar, Hazreti Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunun tozuyum diyor. Kim benden bundan başkasını naklederse, bundan başkasını bana isnat eder, izafe ederse ondan da bizarım, o sözden de bizarım. Usandım ya Rabbi diyor. Mevlana bugüne dair konuşuyor. Usandım Allah'ım bizarım. Benim yolum ki hakikat yoludur. Mevlana Hazretleri Mesnevi'sine o ölümsüz eserine Bişnev diye başlar. Dinle der. Bir kamıştan neyden örnek verir kul nehbetu منها sen cennetten gelmiştin senin yurdun senin vatanın cennet ey ademoğlu oraya dair bir özlemin var oraya dair bir aşkın var onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayşe annemiz şifa bulsun diye dua ederken Allahumma Rafiq Alala, yüce dost ya Rabbi seni istiyorum. Müdahil olmuştu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makamına dönüyor. Dünya gurbet yeriydi. Mevlana Hazretleri de ahiretten, cennetten dünyaya gelen insanın buradaki gurbetini kamışlıktan alan, sonra ne yapılan insanların ağzına konup üflenen o alete benzetmişti. O ne aslında sesleriyle ağlıyor. Beni kamışlıktan aldı diyorlar. Beni vatanımdan, anamın, babamın arasından kopardılar. Şimdi beni ağza koydular. Ağlıyorum, inliyorum. İnsanın yeryüzündeki acıları, ızdırapları, hafakanları aslında kul nehbitu minha cemia. Ahiretten buraya düştü insan. Burası elem yurdu, burası imtihan yurdu. Buradan Rabbine, buradan cennete, buradan cemalullah'a ulaşabilmenin acısını, ızdırabını yaşıyor insan. Fakat bizarım Allah'ım, benim hakikatimi, benim yolumu, ben ki Muhammed-i Muhtar'ın yolunun tozuyum, ben ki Kur'an-ı Hakim'in bendesiyim. Eğer beni neylerle, kamışlarla birileri çıkıp anlatır, kuran Hakim'in hakikatini elindeki o kamışla örterse, mesajımın üzerini bir karanlık yorgan gibi kapatırsa onlardan usandım Allah'ım. Vecde hali oldu zaman zaman. Döndüm Allah'ım. Kendimden geçtim. Hani Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı Çöllerden vur havur yolları kat ettiler. Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Ahmet bin Hanber rivayet ediyor. Efendimiz'i görünce atının üzerinde duramadı yere düştü sahabi. Son anlarını yaşıyor. Vecd hali. Kendinden geçmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Hâzâ minellezîne kâlellâhu fîhim اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِذُلْمٍ İman ettikten sonra imanına zerre kadar yalanı, tuğyanı Karıştırmayan birilerini görürseniz şu yerde Peygamber Aleyhisselam'ı görüp de vecd halinde ruhunu Allah'a teslim eden bu Müslümana bakın. Mevlana Hazretleri vecde geldi, döndü. Şimdi para kazanmak için başına bir kavuk koyanlar, sırtına bir hırka alanlar dönüyorlar çalgı aletleri arasında. Mevlana'nın hakikatini, Mevlana diyordu ki, bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır. Bizim mesnevimiz tevhid dükkanıdır. Kim onda Allah'ın ayetlerine, kim onun içinde Kur'an'a hakime aykırı bir mesaj bulursa bilsin ki o bana ait değil, o puttur çıkarsın ondan. Mevlana Hazretleri'nin yolunu kapattılar. Mesnevinin önüne belki içerden, belki dışarıdan büyük maniler, büyük bentler koydular kardeşlerim. Mevlana Hazretlerinden 366 yıl sonra Mevlana'nın Mesnevisi'nin yedinci cüzünü uydurdular. İçinde yalanlar var, içinde tuyanlar var. Mevlana Hazretleri'nin hakikatine, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna muhalif ifadeler var. Osmanlı ulemasının kararı dediler ki kim Mesnevi'nin yedinci cüzü var derse onu tedip etmeli, onu dayakla tedip etmeli dediler. Ahmet Cevdet Paşalar, Devlet-i Aliye'nin büyük hocaları, büyük devlet adamları icazet aldık dediler. Fakat Mesnevi'nin altı cüzünden biz icazet aldık. Hocalarımız kim Mesnevi'nin yedinci cüzü var dediyse onu tevbe etmeye davet ettiler.'' Ahmet Cevdet Paşa'nın bu konuda Mevlana Hazretleri ile alakalı Abidin Paşa'ya yazdığı 7. cüzün Mesnevi'ye ait olmadığına dair müdellel ve mukni mektubu var. Mehmet Akif'e soruyorlar. Diyorlar ki: "Garip ifadeler var 7. cüzde. Bunlar Mevlana Hazretlerine ait olabilir mi?" Bizim mesnevimiz vahdet dükkanı. Biz hakik varlığımızı Allah Resulü'nün yoluna feda ettik. Diyen Mevlana bu ifadeleri nasıl söyler diye sorarlar Akif'e. Akif der ki ben mesnevi üzerinde mutasız değilim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yedinci cüz'ün dili Mevlana Hazretleri'nin yaşadığı asıl dili değil. Uydurdular kardeşlerim sonra içeriden neyle yıktılar dışarıdan da bunları esas kabul eden bir güruh geldi. Onlar da dediler ki şirk bu ifadeler nasıl siz Mevlana diyorsunuz. Mevla Cenab-ı Hakk'a denir. Mevlana'ya kim Mevlana diyorsa bunlar müşrik dediler. Bu milletin evladını da bir bu cihetle zehirlediler. Eğer onlar Kur'an-ı Hakim'e baksalardı, Kur'an-ı Hakim'den Mesnevi'ye, Mevlana'ya yürümüş olsalardı, orada şunu göreceklerdi. İrci ila rabbike fas'alhu ma balu nisbete lati kattana eydihunna. Rab kelimesini kullanıyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Yani ulemamız bundan hareketle diyor ki Rab kelimesi mutlak olarak kullanılırsa o zaman Cenab-ı Hakk'a ait olur. Fakat mukayyet olarak kullanılırsa insanlar için de Rab kelimesi kullanılır. Hazreti Yusuf kullanıyor. Allah'ın ayetini okuyorum size. Yusuf aleyhisselamı hükümdar zindandan hürriyete çağırıyor. O da diyor ki irce ila rabbike dön efendine sor. Efendine söyle irci' ila rabbike sor bakalım ona. Efendisiyle alakalı ifadeyi Rab olarak kullanıyor Hazreti Yusuf. Yani bunlar farklı manalarda kullanılır. Mevla kelimesinin şu kadar anlamı var. Fakat eğer birileri Mevlana Hazretleri'nin yolunu, davasını, duruşunu, onun insanların iman ve hidayetine nasıl vesile olduğunu görürse, Mevla'nın şu kadar anlamı olmasına rağmen, avamı onları zehirleyebilmek, Hz. Pir'in yolundan uzaklaştırabilmek için bu ifadelerle saldırdılar. Mevla kelimesinin kaç manaya geldiğini bilenlerse dediler ki, Mevlana, veliler der ana evlana. Yani velilerin en büyüğü dediler ona. Çünkü o aşkını, her şeyini Allah Resulü Aleyhisselam'dan, Kur'an-ı Hakim'den aldı kardeşlerim. Mevlana Hazretleri meslevisiyle bize zühdü anlattı, takvayı anlattı. Evine geldi bir gün, baktık ki evde bir şeyler yok. Her şeyi evinde sadaka olarak vermişler. Bugün bu evden Hazreti Muhammed'in kokusu geliyor dedi. Sokağa çıktı yürüyor Mevlana. İki tane Müslüman gördü. Birbiriyle kavga ediyorlar. Biri diğerine diyor ki: "Eğer bana bir söz söylersen sana on tane ağır ifadeyle karşılık veririm." Hazreti Mevlana ve "Kunu ibadallah ihvana." Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın kardeşler olunuz sözüne muhatap olan onu hayatına tatbik eden Mevlana Kavga eden iki adamın yanına yaklaştı. Kardeş dedi, eğer bana bir tane değil bin tane söz söylesen, vallahi bir tane sözle sana karşılık vermem. Eğer öfkene hakim olamıyorsan, kardeşine değil bana yönel, bana söyle dedi. Ellerine kapandılar. Husumete son verdi Mevlana. Sabahlara kadar namaz kıldı Mevlana bir Kur'an'ın ayetine takıldı dili, öğrencileri, talebeleri onun namazını seyrettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlardı ya, Cüilet kurratu ayni fi sala. Gözümün nur namazda buyurmuştu. O da namazla Rabbine daha yakın olduğunu hissetti. Seddidu ve karibu. Kurbetle namazla vur havur Rabbine yükselirken Gözünden boşalan yaşlar Konya'da o zemheri gecelerinde sakallarının üzerinde buz tutar. Sabahlara kadar öyle namaz kılardı Mevlana. Buyurmuştu ki mesnevisinde eğer siz göz yaşlarıyla abdest alırsanız o zaman namazınızda bir hararet olur. Kendinizden geçersiniz. Allahu Ekber deyince Rabbe yükselirsiniz. Mevlana buyurdu ki mesnevisinde aşk var bakıyorum alemi İslam'a. Büyük bir yangın geçirmiş, yüreklerimiz kavrulmuş, her yer küllük olmuş. Ayağa kalk Müslüman diyor Mevlana. Kenara köşeye çekilmek yok dedi Mevlana. Ve rahbaniyeten ibtedauha ma ketebnaha aleyhim. Allah azze ve celle Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a duruşu oluşu yanlış yapanlar üzerinden anlatırken bu dinde Rabbanilik var, Rahbanilik yok buyurdu. Mevlana Hazretleri talebelerine çıktı. Onlara hakikati anlatırken kenara çekilip sadece meslevi okuyamazsınız. Elinize tesbih alıp da ben vazifemi ifade ediyorum diyemezsiniz. Allah size beş vakit namazı emrediyor. Evinden çıkacak, camiye geleceksin. Cuma'yı kılacaksın Müslüman. Emri bil maruf, sana farz diyor Kur'an. Bunu alıyor, söylüyor Mevlana. Yani diyor ki Rabbin seni cemiyetin içinde, ümmetin sorunlarını çözerken o halde görmek istiyor. Buyurdu ki Mevlana, doktorlar var. Doktorlar insanların nabızlarına bakarlar, nabızlarından hareketle onların hastalıklarına dair konuşurlar ve nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifa Biz Allah'ın ayetleriyle namızlarına tutmadan doğrudan onların yüreklerine gideriz, yüreklerine konuşuruz. Mevlana geldi, hakikati ortaya koydu, etkiledi, aklın seviyesine ruhu, aklın seviyesine aşkı çıkardı. İşte eşyaya, işte hadiselere buradan bakın dedi Mevlana. Keramcıların elinden tuttuğu yeni bahisler, yeni başlıklar açtı. Sadece akılla değil, gerin aşkla da Allah'a ulaşalım dedi Mevlana. Edebiyat meclislerine döndü. Asırlarca edebiyat meclislerinin baş yapıdı olduğu Hazreti Mevlana'nın mesnevisi. Sonra sufiler aşk yolunu Mevlana Hazretleri'nin mesnevisinden yürüyerek kat etmeye çalıştılar oturdular Bişnev dedi Mevlana, dinle dedi Mevlana, sonra Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini tefsir etti Mevlana. Diyor ki Mevlana, bizim mesnevimiz satır satır edeptir, çünkü Kur'an'ın her ayeti edeptir. O halde kardeşlerim, Mevlana'nın mesnevisi içerisinde, Osmanlı ulemasının da söylediği gibi, daha sonra zındıkların eklediği yalanlar var. Allah ve Resul yoluna uymayan tuyanı çağrıştıran ifadeler var. Mevlana onlardan bir izar olduğunu söyledi Asırlarca önce. Men ben deyi Kur'an'ım eğer candarem. Men haki rehi Muhammed muhtarem. Eğer nakl küne cüz in kes ez Bizarem ezuvaz vez'an, suhun bizarem uzalma Allah'ım şahit ol. Senin kitabına uymayan neler varsa sonradan bu kitaba eklendiyse onları bana ait diye kimler okuyorsa, kimler bana ait diye elinde ney alıyor kadın erkek bir arada benim hakikatimi konser salonlarına mahkum ediyorsa, Allah ve Resul yolunu karartıyorsa, uzağım Allah'ım, usandım onlardan diyor evlana, Kardeşlerim, yolun ulu hocaları, İmam Rabbani'ler, ne kadar yalan, ne kadar tuğyan varsa temizlediler tasavvufun muazzez yolunu Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Hakim'in esaslarına bağladılar. Ve dediler ki, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisleri rivayet de bize geliyor. Ama rivayetle gelmeyen eserlerin içine zındıklar daha sonra insanların akidesini bozmak için bir takım yalan ifadeleri ekleyebilirler. Elinizde hakem kuran Hakim olsun. Elinizde hakem Allah Resulü'nün sünneti olsun. Onlara arz edin. Eğer bu kitapların içinde onlara uymayan bir takım ifadeler varsa Alın onları duvara vurun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hakikati. Önünde her şeyi mahkum edin, onun yoluna serin. Serin ki safa tepelerinde o en büyük müezzin. Kum feenzir ve rabbeke fekebbir. Fekeb bir sabah oldu ey insanlık uyan. Aklın ve ruhun sarhoşu olan insanlık uyan. Kur'an-ı Hakim o en büyük müezzinin dilinden en büyük ezanı okuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'la okuyor. Cenab-ı Hak Mevlana Hazretleri'nin i̇mam Rabbani'lerin yoluna o zaviyeden bakmayı, bu zaviyeden ulaşmayı ve bu büyük velileri onlara isnat edilen yalanlardan, tuyanlardan temizleyecek muazzez ilim kadrosunu göndermesini kainatın sahibinden niyaz ediyoruz.